Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Dekanlarım, Enstitü Müdürü, Öğretim Elemanlarım, Değerli Sanatçılar ve Basın Mensubu. Tataristan Sanatçıları Sergisi'yle Kazakistan'da sanatçılar Kuanbek Baymakanov ve Omar Abasanov'un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerden oluşan kişisel resmi sergi açılışımıza hoş geldiniz. Kazakistanlı sanatçı Omar Kobazov'un özgeçmişini aktarıyorum. 1970 yılında Türkistan'da doğdu. 1985-1989 yıllarında Kastiyev Sanat Okulu'nda okudu. 1991-1993 yıllarında bir sanat okulunda öğretmen olarak çalıştı. 2012'den beri Avrasya Tasarımcılar Birliği üyesidir. 2007'de Büyük Bozkır İncileri yarışmasına katıldı. Sanatçının eserleri hem bağımsız devletler topluluğu ülkelerinde hem de Türkiye, İngiltere ve Almanya'da özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Omar Babacan, Borkin'in adını taşıyan Ons Devlet Pedagojik Üniversitesi'nde mezun oldu. 2013-2014 yıllarında sanat okulunda öğretmen olarak çalıştı. 2015 yılından beri Kazakistan Ulusal Sanat Üniversitesi'nde öğretmen olarak çalışıyor. 2016'dan beri Kazakistan Sanatçılar Birliği üyesidir. Eserleri Kazakistan, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Hindistan'da özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. Kuanbek Baymakanov, родился в Казахстане, окончил Омский государственный педагогический университет имени Горького. В 2013-2014 годах работал преподавателем художественной школы. С 2015 года работает преподавателем Казахского национального университета искусств. С 2016 года является членом Союза художников Казахстана. Его работа находится в частных коллекциях Казахстана, России, США, Англии и Индии. Ve sergilerimizin açılış konuşmaları yapmak üzere rektör yardımcısı Sayın Profesör Doktor Tamer Şanlıdağ Göçedağ. Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, değerli sanatçılar, yakın doğa ailesinin değerli üyeleri ve basının değerli temsilcileri. Üniversiteler küçük ölçekte bulunduğu topluma, büyük ölçekte de bütün insanlığa ürettiği bilim vasıtasıyla İstençleri dışında dahi hizmet etmek için varlar. Bilimin varlığı ve sürdürülebilirliği bu yönelimi içinde barındırmayı zorunlu kılar. Bu yüzden yani bilimin kaçınılmaz fayda potansiyeli dolayısıyla üniversiteler koşulsuz olarak desteklenmeli, bilim üretme kapasiteleri artırılmalıdır. Университеты существуют, чтобы служить обществу локально и региональным масштабом и всему человечеству в целом, благодаря науке, которую они производят. Существование науки требует именно такой организации. Следовательно, именно с целью поддержания развития науки университет должен без огромного сотрудничества и их способность производить знания должна быть увеличена. Üniversitemiz belirlediği hedeflere ulaşmak için bilim ve yenileşim ekseninde çalışmaya ve üretmeye yılmadan devam etmektedir. Bu nitelik, oluşturduğumuz yakın doğulu kültürünün çekirdeği aynı zamanda esin kaynağıdır. Başardıklarımız, hedeflerimiz doğrultusunda başaracaklarımızın gerçekçi kestirimi ve güvencesidir. Geçtiğimiz akademik dönemde akademik personelimiz 1773 bilimsel etkinliğe katılmış, akademik birimlerimiz ise 665 bilimsel etkinlik düzenlemiştir.
üniversitemiz adına Web of Science Tataranan 910, Scopus Tataranan 305 ve diğer uluslararası endekslerde 292 olmak üzere toplam 1507 yayın yapılmıştır. Sayın Bakanım, geçtiğimiz hafta Yükseköğretim Kurulu tarafından 5 ana başlıkta Türkiye üniversiteleri değerlendirilmiştir. Eğitim ve öğretim, araştırma geliştirme, proje ve yayın, uluslararalaşma, bütçe ve finansman ve topluma hizmet ve sosyal sorumluluk alanları olmak üzere. İzninizle ilk 1000 içerisinde yer alan bazı üniversitelerle üniversitemiz verilerini belli miktarda da olsa sizlerle paylaşmak istiyorum. Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı, özel üniversite 181, devlet üniversitesi 1764, yakın doğu üniversitesi 9929. SCI, SCI Expanded ve diğer endeksli dergilerde yayınlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı, özel üniversite 047, devlet üniversitesi 063, yakın doğu üniversitesi 064. Düzenlenen uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı, özel üniversite 12, devlet üniversitesi 46, yakın doğu üniversitesi 665, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi, bunun haricindeki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi 120'nin üzerinde sergiye ve 30'un üzerinde çalıştığa ev sahipliği yapmıştır. Temelleri 9 Ağustos 2018'de atılan ve pek çok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren, yaratıcılıkta özgürlük sağlayan, dünya sanatını bu coğrafyada birleştiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, eski eserler ve modern sanat alanındaki tüm yapıtların sergilenmesine olanak sağlayacak şekilde bu coğrafyanın en büyük modern sanat müzesi olarak yükseliyor. Sayın Bakanım, bugüne kadar yurt dışından 1000'e yakın, toplamda 4000 civarında sanatçı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinde yer aldı. 32 çalıştay yapıldı ve 120'yi aşkın sergi açıldı. Üretilen eser sayısı ise 15.000'e yaklaştı. Bugün de Tataristan resim sanatçıları Ramiz Salikako, Victoria Egorova, Rustam Gabasov, İlsat Mingazov ve Vitaly Petrov'un 18 eseri,
Kırgızistanlı sanatçılar Bayzak Albayev'in 41 eseri, Azat İtlisov'un 33 eseri, Kazakistanlı sanatçılar Omar Babastanov'a ait 25 eser ve Kuandik Bayimokov'a ait 33 eserden oluşan kişisel ve karma resim sergilerinde bir aradayız. İlkini birazdan bu salonda, ikincisini ise bir saat sonra ayrı bir salonda açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm sanatçılarımıza Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesine vermiş oldukları destek nedeniyle yakın doğu ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Сегодня открываем сразу две выставки. Одну открываем сейчас, вторая же откроется буквально через час в другом зале. От лица всего Нижнего художественного университета я хотела выразить нашу благодарность всем художникам за их поддержку нашего проекта и их вклад в его развитие. Sayın Bakanım, bu uzun ve meşakkatli yolculuğu Günsel ailesinin her bir bireyinin inancı, gayreti, desteği ve yol göstericiliğiyle gerçekleştirmekteyiz. Onlara bir kez daha teşekkür ederken, başarı ve gururu hep birlikte paylaşmanın mutluluğu ile sizleri selamlar, en derin saygılar sunarım. Ve konuşmalarından ötürü Viktor Yardımcımız, Sayın Profesör Doktor Tamer Şahin'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve Tataristan sanatçılar adına konuşmalarını yapmak üzere Sayın Ravis Sadakov'u kürsüye davet ediyor. Hürmetli ministrimiz, muhterem Suat Bey, hürmetli konaklar, ressamlar, sizinle Tataristan рәссамлары, Бүйік Түркі дүниенің бір айырылғысыз үлесі болған Татарстан Жумһуриеті рәссамларының көргәзмесінде көруімізге шексіз шатпыз. Шуша Татарстан мәдениетінің бір кішкене үлесін гүзел Кыбырыс жерінде қалдыруымыз білән шуша Бүйік құрылып келуші Яқын Күншығыс университетінің гүзел сәнғаттар музейіне қалдыра алуымыз білән шексіз ғұрурланабыз, шатланабыз. Тарихтан көрөбүзчө империялар курал менен ут менен курулган. Мына бүгүн биздин көз алдыбызда көрүп турасыз. Гүзеллик менен фен менен курулган, матурлук менен курулган бир империя курулуп келе, түзүлүп келе. Һәм ошо империянын башында турушу Суат Бейге исенлик соолук тилебиз. Һәм биз анын тарафдары болобуз менен чексиз гурурланабыз. Ошо империянын бир гади жоогири болобуз менен чексиз гурурланабыз. Шуңа күрә сезге киләчәктә исәнлек саулык теләп, шушы музейның ачылу тантанасына җиткерүгезне телибез. Һәм барыгызга да исәнлек саулык теләп калабыз. Кабат очрашуларга чакта исән сау булыгыз. Чак шәкерләр итәбез. Sayın
Assalamu alaikum. Артистер, қонақтар. Я бы хотел бы поблагодарить вас всех. Это, мне кажется, не только заслуга моя в этой выставке, но и моих друзей, которые появились здесь, которые были, которые это стали. Хотел бы поблагодарить также свою семью. И хотел бы поблагодарить также еще Сергея Гонцеля, что и его команду, что он организовал такое мероприятие для нас, художников. Вот. Ну, лично хотел бы поблагодарить Наргиз и Исмата, что они нам помогали тоже. Вот. В общем, всем большое спасибо. Уважаемые гости и коллеги, рад вас видеть на нашей выставке. Хочу поблагодарить ректора-основателя Ближневосточного университета господина Сварпея за предоставленную возможность выставить нас работы. Спасибо всем. Благодарю. Kendi yeteneğini ve tecrübelerini sizinle paylaşma fırsatı olduğu için Sayın Doktor Suat Gülsel'e şükranlarımı sunmak isterim. Bu onursal bölümü almak benim için büyük bir gurur kaynağıdır. Herkese teşekkürler. Konuşmaları yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Hasan Kaçoya arz ederim. Sayın kurucu rektörümüz, hocam, rektör yardımcılarımız, akademisyenler ve tüm sanatçı arkadaşlarımız. Bir yeni hafta, bir yeni uyanış ve daha içeriye girmeden hissettiğimiz ve algıladığımız bir olay, bir sanat patlaması. Bugün yanılmıyorsam iki ayrı sergiyi açacağız. Ve ilki olan bu sergide alanı gezerken gördüğüm ve gözlemlediğim çok farklı ve çok değişik duygularla karşı karşıya kaldığım bir ortamda kendimi buldum. Esas düşüncemi biraz sonra yapacağımız açılışta anlatacağım ama İlk önce şunu söylemek isterim. İşin içinde tarih var. İşin içerisinde tarihin bıraktığı kalıntılardan, savaşlardan alıntılar var. O kültürden gelen ve o kültürün ilerlettiği sanat yolundaki modern çizgiler var. İşin içerisinde teknolojik alandaki gelişmeler var. Ve hepsinden öteye tasavvufa yönelik çalışmalar.
bunun hepsinin bir araya gelmesi işte o sanat patlamasını ortaya çıkaran ve en küçüğünden en büyüğüne kadar birçok esere yer veren ve baktığım zaman devasa tabloların arasında gerçek anlamıyla sanatını sergilemeye çalışan sanatçılarımızın o bize sunmaya çalıştıkları güzellikleri hissetmemek elde değil. Tabii bunlara sebep ne? Bu bölgenin, bu coğrafyanın en iyisi ve en güzeli olacağına yürekte inandığım, 4000 ayrı sanatçının, az önce hocamız belirtti, 4000 ayrı sanatçının eserinin toplandığı, bugüne kadar en azından, bundan sonra Allah bilir ne kadar, 15 Kasım 2020 tarihine kadar geçecek süre içerisinde bu sayı kaça ulaşır? Ve inanırım ki bu sayı Sayın Suat Günsel sayesinde çok çok daha yukarılara çıkacak. 4000 sanatçının buluşan eserleriyle bir güzel sanatların müzesinin oluşması ve bölgenin bu coğrafyanın en güzeli ve en büyüğü olması gerçekten mucizevi ve mucizeye inanmakla eşdeğer o hayallerin gerçekleşmesindeki gerçek anlamı taşıyan bir sanat eseri ve büyük bir hazinenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazanımıdır bu modern sanatlar müzesi. En büyük hazine diyorum çünkü zihnin doğurduğunu, zihnin ürettiğini sadece bilimle, teknolojiyle, eğitimle gösteremezsiniz. Zihin ürettiğini işte şu gördüğünüz güzelliklerle de geleceğe taşır. Onun için sanatın güzelliği ve sanatın ortaya koyduğu zenginlik bu hazinede toplanmış ve yanılmıyorsam 17.000 eser, aşkın bir sayıdaki eseri de günümüze getirmiş. Tabii ki yakında o üniversitesi sadece sanat anlamında yapmış olduğu bu güzelliklere de anılmıyor. Az önce hocam yine belirtti ve ben etkilendim. 1500 uluslararası yayın, 1500'e aşkın uluslararası yayın, 690 bilimsel etkinlik bir yılın içinde. Bu inanılmaz bir rakamdır ve ben buradan bir kez daha üniversitemizi, Yakın Doğu Üniversitesi'ni ve bu işe katkı koyanların hepsini kutlarım. Çünkü bakacak olursak eğitim sadece ve sadece işte derse gir, dersi al, işte hoca sana bir şey öğretsin değildir. Bunu bir de pratiğe dökebilmektir hep bütün hedef. Bir görsele çevirmektir bütün hedef. Ve bunun için de çok meşakkatli bir çalışma gerekir. Hem bu etkinliği yapan kişiler tarafından, hem hocaları tarafından, akademisyenlerimiz tarafından, hem idarecileri tarafından ve de ayrıca rektör tarafından. Ve bu güzellik bugün burada bir kez daha anımsatıldı, görüldü ve yaşandı. İşte bu güzelliklerin tümünün toplandığı bir yerde, bu coğrafyanın en büyük değere sahip olacak olan büyük hazinenin açılışına günler gittik sonra, yanaştık sonra heyecanımız bir o kadar da artmakta ve sanat patlamasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eğitim merkezi Yakın Doğu Üniversitesi'ndeki bu sanat patlamasını yürekten ve heyecanla takip ediyoruz. Bu heyecanı herkes hissetsin çünkü bu gerçekten mucizevi bir olaydır ve bu gerçek oluyor pek yakında. Ben gelirken yolda inşaata da bir baktım. Modern Sanatlar Müzesi'nin inşaatına bir baktım. Artık üstü kapanacak duruma gelmiş durumda ve gerçekten gurur duyuyorum. Onun için hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte bu Modern Sanat Müzesi o kadar bir etki yapacaktır ki hem ülkemizin tanıtımına hem de ülkemizin eğitim yuvası ve eğitim adası olduğunu bir kez daha sizler sayesinde dünyaya duyuracaktır. Onun için ben Yakın Doğu Üniversitesi'ne, rektörüne, kurucu rektörüne ve tüm katkı koyanlara bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Sağolunuz var. Сейчас хочу сказать, что во всем мире, во всем есть история.
История развития общества и мира. И эта история проходит через талант наших художников и находит отражение в их работах. Сегодня мы говорим о 15 тысячах произведений. И это не предел. Это на самом деле глаза. Глаза искусства, отражающего богатство человеческого сознания и души. Эта красота и богатство вновь перед нами, доставляя наслаждение и заставляя с упоением ждать следующих встреч. Я больше чем уверен, что киевские музеи современного искусства заявят о себе не только на региональном и локальном масштабе, но и на международном. Спасибо всем тем, кто вносит свой вклад в его развитие и становление. Ve sevgi açılışımızdan önce sanatçılarımıza teşekkür belgelerini ve ödüllerini takdim etmek üzere Sayın Bakanımıza bir kez daha saygıyı arz ederim. Ramiz Salyanko. Vitali Petrov. Rustam Gabasov. Victoria Egorova. İlşat Mingazov. Ve Kırgızistanlı devlet sanatçısı Doğdur Berk Nurgaziyev'in anısına gelecek vadeden genç sanatçılara Alas ödülleri kapsamında verilecek olan Doğdur Berk Nurgaziyev ödülünü takdim etmek üzere Kazakistan sanatçısı Kuandi Bamkanov'u davet ediyoruz. Sanatçı Omar Babazoğlu'nu davet ediyoruz. Ve Sayın Bakanımızı göndermiyoruz. Evet, buraya lütfen.